Rubikon'u geçmek. Antik çağın en popüler, en merak edilen ve en çok araştırılan devletlerinden Roma Cumhuriyeti'nin geç dönemlerinde, ülkenin başlıca yönetim meclisi olan Senato, uzun seferler yönetip büyük başarılar kazanan komutanlara karşı oligarşik gücünü giderek kaybetti. Senato, her biri bağımsız bir diktatör kıvamına gelen generallere yakınlaşarak, tatlı sözlerle onları ikna ederek ya da onlara rüşvet vererek ayakta durmaya mahkum bir pozisyona girdi. Senatörler de ülke siyasetinin en başına geçecek kişileri bu komutanlar arasından kendi çıkarları doğrultusunda kötünün iyisi mantığıyla seçer oldu. Durum böyleyken M.Ö. 60'lı yıllar Roma siyasetine hakim iki büyük komutan vardı. Bunlardan ilki Gnaeus Pompeius Magnus'tu. Pompeius, İspanya'da, Akdeniz'de, Anadolu'da ve Suriye'de büyük başarılar kazanan efsaneleşmiş bir generaldi. Dönemin ikinci büyük gücü ise Roma'nın en zengin adamı ve gladyatör Spartaküs'ün de liderlik ettiği isyanı bastırmasıyla tanınan Marcus Licinius Crassus'tu. Genellikle pek çok konuda çatışan bu iki isim, Senato'ya karşı birbirlerini belli alanlarda destekleme kararı aldığında onları sonradan tamamlayacak bir isim ortaya çıktı. Bu kişi hepimizin bildiği Gaius Julius Caesar'dı. Gaius Julius, soylu ama çok da başarılı olmayan bir aileden gelmekteydi. Siyaset arenasına girişi ünlü Romalı siyasetçi Gaius Marius sayesinde olmuştu. O dönemde Roma siyasetinde Optimates ve Populares adında iki hizip vardı. Halk meclisleri yoluyla Roma Senatosu'nun nüfuzunu kırmaya çalışan Populares siyasetinin en önemli temsilcisi olan Marius'un diğer hizipten Lucius Cornelius Sulla tarafından tasfiyesi üzerine Sezar, başkentten uzaklaşıp ülkenin doğusunda maceralı bir hayat yaşamak zorunda kaldı. Pek çok askeri deneyim kazanan Sezar, yıllar sonra Roma'ya döndüğünde avukatlık yaptı. Sonrasında devlet kademelerinde her ne kadar çokça önü kesilmiş olsa da belli bir noktaya kadar yükseldi. M.Ö. 62'de Hispania Ulterior valisi olarak atanması hayatında bir dönüm noktası oluşturdu. Bugün olduğu gibi geçmişte de siyasette tutunmanın yolu paradan geçiyordu ve Sezar'ın o kadar parası yoktu. O yüzden siyasette var olabilmek adına Licinius Crassus'a yakınlaşıp ondan yüklü miktarda borç aldı. Bu şekilde hem Crassus'la görünmez bir ittifak kurdu hem de borçlandığı için ona bir noktaya kadar bağımlı oldu. Sezar, kendisi gibi Populares olan Pompeius'la da yakınlaşıp dostluk ve ittifak kurmayı ihmal etmedi. Onun icraatlarını destekleyip istediği yasaların geçmesinde yanında durdu. Aslında bu üç ismi siyaseten birbirine yaklaştıran şey, Optimates grubunun yoğun muhalefetiydi. İspanya valiliği, Sezar'a gizli kalmış komutanlık becerilerini ortaya çıkarması konusunda yardım etti. Üst üste zaferler kazandıktan sonra askerlerinin gönlünü kazanan komutan, zafer alayı ile şereflendirilmek için Roma'ya çağrıldı. Ama o, zafer alayı ile taşlandırılmak yerine arkasına aldığı rüzgarı siyaset sahnesine taşımak istedi ve konsüllüğe adaylığını koydu. Zirveye oynayan Sezar, bu amaç uğruna M.Ö. 60-59 kışında Crassus ve Pompeius'la Senato'daki aristokratlara karşı 1. Triumvirlik denilen gayri resmi bir ittifakın parçası oldu. Bu iki ismin desteğini alan Sezar, M.Ö. 59 yılının iki konsülünden biri olarak seçildi. Roma geleneğine göre konsül seçilen birisi, bir yıllık görevi bitince uzak eyaletlerin başına yollanırdı. Sezar da ittifakın desteğiyle Galya Kisalpina, Galya Narbonensis ve İdricum valisi oldu. Bu görev, onu yakında Roma'nın en güçlü adamı yapacaktı. M.Ö. 55'te Crassus ve Pompeius'un beraber konsüllük yapmasından sonra Triumvirlik üyeleri, aralarındaki işbirliğini tekrar sağlamlaştırmak adına toplandı. Bu toplantı sonucunda Sezar, görevli olduğu eyaletlerdeki icraatlarına devam edecek, Crassus doğu vilayetlerine giderek Partlara karşı savaşacak, Pompeius ise İspanya ve Afrika'daki eyaletlere valilik yapacaktı. Ama bunu vekilleri sayesinde yürütüp Roma'daki gidişatı kontrol edecekti. Bu iş dağılımıyla herkes belli bir süre işinin başına döndü. Sezar'ın valilik yaptığı bölge, Galyalılarla ve Germen kabileleriyle savaşması için müsaitti. Şan ve güç peşinde koşan komutan, bunu değerlendirmek için bölgeye ilk geldiği günden itibaren kolları sıvadı. Dünya tarihinin en merak uyandıran askeri operasyonlarından olan Galya seferleriyle Avrupa'nın pek çok bölgesine Roma kartalını taşıdı. Akla hayale gelmeyecek zaferler alıp Avrupa'nın derinliklerinde savaşı iliklerine kadar yaşadı.
Ganimetse ganimet, ünse ün, topraksa toprak kazandı. Sezar'ı Sezar yapan şey işte bu Galya seferleri oldu. Bu seferleri sadece Roma'nın parlayan zafer madalyaları olarak görmemek gerek elbette. Çünkü Sezar bu süreçte 300'den fazla kabileye ya diz çöktürmüş ya da yok etmiş, 800'den fazla yerleşkeyi küle çevirmiş, modern tarihçilerin hesaplamasıyla 1 milyon insanı öldürmüş, bir o kadarını da köleleştirmişti. Ellerinde Galyalıların kanı olduğu halde başına defne dallarından zafer taşları takan Sezar, işte bu şekilde Roma'nın en güçlüsü olmayı başardı. Triumvirliğin dağılma belirtileri Sezar'ın giderek güçlenmesiyle başlamıştı. Fakat bu işin görünürdeki ilk belirtisi Sezar'ın kızı olan Pompeius'un karısının ölmesi oldu. Böylece ikili arasında zaten epeydir var olan siyasi uzaklaşma derinleşti. Pompeius, Sezar'ın durduğu siyasi çizgiden uzaklaşıp gelenekçilerin tarafına kaydı. Bunda elbette Sezar'ın üst üste kazandığı savaşların ardından hızla güçlenmesinin etkisi de vardı. İttifakın resmen dağılması ise Crassus'un savaşırken ölmesiyle oldu. Crassus, Partlarla Harran'da yaptığı savaşı kaybetmiş ve feci bir şekilde can vermişti. Roma'daki Pompeius ve Galya'da fetihler yapan Sezar'ın arasındaki bağlar bu yaşananlardan sonra iyice koptu. Pompeius ve Senato, askerleri tarafından bir efsaneye dönüşen Sezar'ın gücünden korktuğu için bir şekilde onu alt etmeye kararlıydı. O yüzden M.Ö. 50'de görev süresi bittiği halde Roma'ya dönmeyen generali normal bir vatandaş olarak Roma'ya çağırdılar. Amaçları Sezar'ı yargılayıp ortadan kaldırmaktı. Sezar da elbet postunu deldirmeye niyetli değildi. Dokunulmazlığını koruyacak başka bir memuriyet ya da komutanlık istiyordu. Beklediği gerçekleşmeyince en çok güvendiği şeyle, yani lejyonerleriyle İtalya'nın sınırı olarak görülen Rubikon Nehri'nin kıyısına dek geldi. Bir komutanın bu nehri lejyonlarıyla geçmesi alenen Roma'ya ihanet sayılmaktaydı. Ya apoletlerini söküp Roma'ya normal bir vatandaş gibi girecek ve muhaliflerin kurduğu mahkemede yargılanacak ya da nehri geçip bir Roma düşmanı olacaktı. M.Ö. 49'daki gergin bekleyişin ardından Gaius Julius Caesar ok yaydan çıktı deyip Rubikon'u geçti. Atı nehrin güney kıyısına adımını attığında Roma iç savaşı başladı. Pompeius ve Sezar. İlk bakışta dengeler Sezar'ın aleyhine gibi gözükmekteydi. Pompeius ve diğer muhalifler cumhuriyetin tamamına ve senato elitlerinin desteğine sahipti. Kendisi ise sadece valilik yaptığı yerlerde güçlüydü. Aslında Sezar'ın karşı tarafın farkına varmadığı 3 avantajı vardı. İlki kendisinin strateji ve askeri taktikler konusunda usta oluşuydu. İkinci avantajı lejyonerleriydi. Bu lejyonerler büyük ihtimal o tarihte yeryüzündeki en iyi askerlerdi. Galya savaşlarında cesaret, hız, iş bitiricilik, teknik kapasite, silah kullanımı, ileri ve geri hat organizasyonları konusunda tepe noktaya gelmiş askerlerdi bunlar. Sezar'ın üçüncü avantajı ise bu Galya gazilerinin komutanlarına büyük bir sadakatle bağlı olmalarıydı. Sezar'ın Galya savaşlarında yaptığı en iyi şey hızlı davranmaktı. Burada da aynı şeyi yaptı ve hızlıca güneye indi. Bu hız karşısında cumhuriyetçiler, yani Pompeius ve onu destekleyenler paniğe kapıldı. Ellerindeki iki lejyon Sezar'ın eski askerleriydi ve ona karşı savaşacakları meçhuldü. Pompeius kendi lejyonlarına ulaşmalıydı. O yüzden tüm senato ve magistratuslarla beraber şehri terk etti. Oluşan otorite boşluğu şehirlerin tek tek Sezar'a itaat etmesini ve ondan yana tavır koymasını sağladı. Sezar, kendi önünden kaçan cumhuriyetçilerin İtalya yarımadasını terk edeceğini düşündü ki, Pompeius'un da asıl düşüncesi buydu. Cumhuriyetçiler hızlıca Brindisium'a gitmekteydi. Sezar da arkalarından onları kovalıyordu. Bu kovalamaca Pompeius ve ordusunun kıl payı gemilerle Epir'e kaçmasıyla sonuçlandı. Rakibini kıstırmasına rağmen elinden kaçıran Sezar, 2 ayda İtalya'nın tamamına hakim oldu. Fakat savaşı kazanabilmek için Pompeius'u yok etti. Sezar, rakiplerinin üstüne yürümeden önce arkasını sağlama almak adına Hispanya'daki lejyonları aradan çıkarmayı düşündü. Derhal hazırlanıp karayoluyla Hispanya'ya vardı. Bu nefes kesen hızlı ilerleminin ardından kansız bir şekilde buradaki kuvvetleri ya tarafına kattı ya da emekliye ayırdı.
Burayı güvenliğe alınca deniz yoluyla tekrar Roma'ya döndü. Bu esnada Pompeius ve sürgündeki hükümet de Makedonya'da karargah kurup ülkenin dört bir tarafından kuvvet topladı. On binlerce asker ve 500'den fazla gemi kendisini gerçek Roma'nın koruyucusu sayan Pompeius'un emri altında toplandı. Sezar hızlı davranması gerektiğini anladı. Ama İtalya rakip donanma tarafından ablukaya alınmıştı. Buna rağmen risk alıp M.Ö. 48 Ocağı'nda gizlice Epir kıyılarındaki Palaeste'ye çıktı. Sezar karaya ayak bastığında zor durumdaydı. Denizden ikmal olması zordu ve etraftaki şehirler cumhuriyetçilere sadıktı. Bu zor durumda etrafa mahalli tedarik ağları kurduktan sonra hızlı hareket ederek sonuca hemen ulaşması lazımdı. İşler uzarsa, lojistik imkan bakımından ve sayısal açıdan üstün olan karşı taraf zorlanmadan zafere ulaşabilirdi. Bunu öngören usta komutan Pompeius da rakibinin üzerine doğru hareket ederken onunla savaşmayı değil, onu yormayı ve boğmayı tasarlıyordu. Kuzeye çıkan Sezar'ın Orisium ve Apollonia'yı aldığı sırada Pompey, Asparagem'e gelip kamp kurdu. Bu esnada Sezar'ın ünlü komutanlarından Mark Antony, İtalya'daki 4 lejyonu ve 800 atlıyı zar zor deniz yoluyla bölgenin kuzeyinde bir yere çıkardı. Bu noktadan sonra Sezar ve Mark Antony'nin planı ordularını birleştirmekti. Pompeius'un tüm çabalarına rağmen iki ordu Elbasan civarında birleşti. Sezar hemen arkasını sağlama almak için ve ürün tedarikatları kurmak için iki lejyonunu Tesele ve Etolya topraklarına yolladı. Bir lejyonunu da Pompeius'un arkadan gelmekte olan Suriye lejyonlarını oyalaması için gönderdi. Sezar, eski dostunu savaş için meydana çağırmasına rağmen Pompeius, düşmanını peşinde yormak istediğinden alana inmeyi reddetti. Bu resleşme, bir noktada tarafların Dirakium kentine ulaşma yarışına dönüştü ve bu yarışı şehre ilk varan Sezar kazandı. Sezarcılar şehrin güneyinde kamp kurarken Pompey ise onların güneyine kamp kurdu. Pompeius her kışkırtmaya rağmen savaşmaya niyetli değildi. Onu savaşa sokamayacağını anlayan general de bambaşka bir çare buldu. Kamp kurduğu noktadan itibaren Pompeius'u saracak ve sahile hapsedecek şekilde kuleler inşa etmeyi düşündü. Savaşçılığının yanında mühendislik becerileriyle de bilinen Roma askerleri aralıklı olacak şekilde kuleler inşa etmeye başladı. Kulelerin araları da toprak ve taş yığınlarıyla süpervari şekilde örüldü. Düşmanının kendisini sardığını gören cumhuriyetçiler de aynı şekilde kendilerine alan yaratmak için bir siper hattı oluşturmaya başladı. Mühendislik savaşına dönüşen bu eylemlerin sonucunda Sezar 20 kilometrelik devasa bir hat oluşturdu. Rakibi ise aynı hattın ilerisinde daha kısa olacak bir şekilde hat oluşturdu ve böylece Dirakium kuşatması başladı. Kuşatmayla beraber taraflar arasındaki durum da tam tersine döndü. Birinci Dünya Savaşı'nın siper muharebelerini hatırlatan bu atmosferde taraflar aralıklarla arada kalan bölgeye çıkıp savaşsalar da pek bir sonuç alamadılar. Pompeius tarafı kuşatılmış olmanın verdiği dezavantajla giderek psikolojik ve lojistik sıkıntılar yaşamaya başladı. Haziran ayına gelindiğinde durumları epey kötüydü. Pompeius bu durumdan bir hileyle kurtulmayı denedi. Plana göre Dirakium kenti garnizonu Sezar'a teslim olmayı kabul edecekti. Bunu duyan Sezar, şehri almaya gittiğinde bir anda ortalık karıştı ve şehirdeki garnizon saldırıya geçti. Tuzağı işe yarayan Pompeius, var gücüyle yeknesak bir taarruza kalktı ve afallamış olan rakibini gafil avladı. Bunu beklemeyen Sezar taraftarları, arkadaşlarını dahi ezerek kaçmaya çalıştılar. Sayısal kayıpları çok olmasa da oluşan panik ortamı kuşatmanın kırılmasına ve muhasaracı ordunun savaş meydanından kaçmasına sebep oldu. Pompeius ise düşmanını takip etmeme kararı alarak altın bir fırsatı, savaşın kanla sulanmış çamur kıvamındaki toprağına bir daha belki de bulamayacağı bir şekilde gömmüş oldu. Ağır bir yenilgi alan Sezar'ın derhal yeni bir şeyler düşünmesi lazımdı. İlk iş olarak Apollonia'ya çekildi. Buraya ufak bir garnizonla yaralıları bırakıp acilen orayı terk etti. İç kısımlara çekilerek yaralarını sarmalıydı. Bu bağlamda vadilerden güneye indi. İç kısımlara yolladığı garnizonlarından biriyle Eginium'da birleşti. Bu sırada Suriye'den gelecek olan lejyonları karşılamaya giden General Calvinus yenilip Bitolia'ya çekilmişti. Calvinus'u yenen Scipio ise Larissa tarafına gitti. Sezar'ı takip etme işinden cayan Pompeius'a bakarsak, o da Bitolia'ya çekilen düşman birimlerini sürpriz bir saldırıyla karşılamak için yola çıktı.
Bunu öğrenen Calvinus ise derhal güneye çark edip Sezar'ın olduğu yere geldi. Pompeius da Bitolia'ya vardıktan sonra hızlıca güneye sarkıp Larissa'daki kuvvetleriyle birleşti. Böylelikle iki tarafın orduları da hemen hemen tüm güçlerini tek bir yerde konsantre etmiş oldu. Sezar, Parsalos'a yakın bir yerden Enipeus nehrini geçip kamp kurduğu sırada, Pompeius'un ordusundaki senatörler savaş ateşiyle yanıp tutuşmaktaydı ve generalden Sezar'ı köşeye sıkıştırmışken yok etmesini istediler. Pompeius buna kesinlikle karşıydı. Ona göre Sezar'ı bu şekilde Makedonya ya da Yunan topraklarında oradan oraya sürükleyip durmak zaten onlara zaferi kendiliğinden getirecekti. Fakat senatörlerin baskısı yüzünden Pompeius, istemese de 9 Ağustos M.Ö. 48'de Sezar'ın karşısına çıktı. Cumhuriyetçilerin 11 lejyondan toplam 47 bin askeri varken, Sezar destekçilerinin 9 lejyonda toplam 22 bin askeri mevcuttu. Görüldüğü gibi kamplarını terk edip Enipeus nehrinin kenarında savaş düzeni alan taraflardan Pompeius'un ordusu daha derin bir formasyonu benimserken, karşı taraf 3 hattan oluşan daha geniş bir dizilimi tercih etti. Pompeius, sayısı karşı tarafınkinden çok daha fazla olan süvarilerini, okçularını ve silingel birliklerini kendi sol kanadına dizmişti. Amacı süvarileri sayesinde düşmanını sağından sarıp, üstün asker sayısıyla da merkezden baskı yapmaktı. Bunu öngören Sezar, süvarilerini kendi sağına yerleştirirken, 3. hattan çektiği bazı taburlarla sağ tarafı korumak maksatlı eğik açıyla 4. bir hat oluşturdu. Savaş, her zaman elini çabuk tutmasıyla bilinen Sezar'ın hamlesiyle başladı. Pompeius bilerek rakiple arasındaki mesafeyi fazla tutmuştu. Düşmanının erken davranıp saldıracağını düşündüğü için mesafeyi arttırarak rakibi yormayı düşünmüştü. Dediği gibi de oldu. Fakat lejyonerler rakipleri menzile girince ellerindeki pilaları var güçleriyle fırlattılar. Bu noktada biraz bekleyip toparlandıktan sonra hızlıca düşmanın derin hattına olağanca güçleriyle saldırdılar. Pompeius o sırada süvarilerine hücum emri verdi. Saldırı elbette karşı tarafın atlılarını da harekete geçirdi. Kazananı belli olan süvarilerin çarpışmasında, Sezar'ın süvarileri yavaşça geriye çekilerek düşmanını gizli 4. hattın üzerine çektiler. Rakip kaçtı sanarak daha da yüklenen Pompeius askerleri bir anda yedek hatta tosladı. O sırada arkada tekrardan düzene giren Sezar'ın süvarileri, piyade duvarına toslayan düşmanının arkadan sarmaya başladı. İki ateş arasında kalmaktan korkan cumhuriyetçi süvariler, kendi okçu ve silingerlarının düzenini bozarak apar topar kuzeydeki tepelere geri çekildi. Sezar'ın süvarileri ise rakibin okçularını paketleyip dakikalar içinde yok etti. Akabinde 4. hat ve süvariler, emir üzerine düşmanı sol tarafından çevreledi. Senatörler şaşkın gözlerle savaşın nereye gideceği konusunda gerginlik içinde beklerken, Sezar en tecrübeli adamlarını tuttuğu 3. hattı da düşmanının üzerine sürdü. 3. hattın rakiple temasıyla beraber zaten çatırdayan düşman hattı, bir anda kırılma emareleri gösterdi. Kontrolü kaybettiğini gören Pompeius, atına atlayarak yakın korumalarıyla beraber kampa kaçtı. Kendi haline bırakılan ordusu ise daha fazla direnemedi. Sezar'ın kuvvetleri hattı yarıp ve düşman ordusunu bozup doğruca kampa ilerledi. Pompeius, kamptaki taburları son bir savunma için organize edip Larissa'ya ulaşmak için yola çıktı. Ordusu da aynı şekilde ve aynı tepeler üzerinden düzensiz bir şekilde geri çekilmekteydi. Sezar destekçileri kampı kuşatıp kısa süre içerisinde ele geçirdiler. Fakat Pompeius'un çoktan kaçmış olduğunu anladılar. Cumhuriyet ordusunun askerleri ve pek çok senatör tepelerin arasından kaçmaya çalışırken yakalandılar ve etkisiz hale getirildiler. Böylece koca savaşı 200 lejyoner ve 30 yüzbaşı kaybeden Julius Sezar kazanmış oldu. Savaş meydanından kaçan ünlü general, son bir umut Mısır'a sığınmak için deniz yoluyla Kıbrıs üzerinden İskenderiye'ye vardı. Hedefi Mısır firavunu 13. Ptolemy'den yardım almaktı. Fakat firavun, Sezar'a iyi görünmek maksadıyla onu yakalatıp öldürttü ve kafasını Roma'ya bir hediye olarak takdim etti. Böylece iç savaş tam olarak bitmese de Gaius Julius Sezar, iktidara giden yoldaki en büyük engeli kaldırmış oldu ve Roma'nın kaderini çizecek bir lider olduğunu herkese kanıtladı.